Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Hülya Hökenek ben gün ortasında. Şimdi şöyle başlayalım. Yani Türkiye'nin konuştuğu saldırgan vardı biliyorsunuz. Dünden beri konuşuluyor. Sosyal medyada da o canice görüntüler var. Çünkü niye canice diyorum? Birazdan o görüntüleri de göstereceğiz. Aynı zamanda üzerine konuşacağız da. Gece yakalanmış İstanbul'da Kadıköy Tavşantepe metrosunda. Gidiyor bir kadını bıçakla tehdit ediyor. Böyle küfürler savuruyor. Kocaman elinde bir bıçak. O saldırgan. Onun adı Emrah Yılmaz. Yakalandı. İfade verdi mi, vermedi mi? Nasıl yakalandı? Ozan bize aktarsın. Ardından bakalım. Hülya Hökenek, öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü, ancak bugünün arefesine maalesef ki vahim görüntülerle girmiştik. Dün Kadıköy Tavşantepe metrosundaki o görüntüler infial yaratmıştı. Bir saldırgan elinde bıçakla tehditler savurmuştu. O saldırgan yakalandı ve şu sıralarda Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde buradaki işlemleri hala devam ediyor. 10 dakika içerisinde de işlemlerin tamamlanmasının ardından da Anadolu Adliyesi'ne sevk edecek. Biz de bir kez daha söyleyelim. Saldırganın adı Emrah Yılmaz. 32 yaşında Emrah Yılmaz ve tabiri caizse bir suç makinesi. 23 ayrı suç kaydı bulunuyor Emrah Yılmaz'ın. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri artık harekete geçti ve saldırganın izini sürdü. Gece saatlerinde saatler 02.30'u gösterdiğinde saldırganın adresi belirlendi ve adresine baskın yapıldı ve Emrah Yılmaz kıskıvrak yakalandı. Görüntülerde elinde bulunan o bıçak da Emrah Yılmaz'ın evindeydi. O bıçak da o operasyonda ele geçirilmiş oldu. Dediğim gibi yapılan incelemelerde Emrah Yılmaz'ın suç makinesi olduğu ortaya çıktı. 23 suç kaydı bulunuyordu. Peki neydi o suçlar? Onlardan da bahsedeyim. Kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 23 ayrı suçtan kaydı bulunuyordu Emrah Yılmaz'ın ve Emrah Yılmaz'ın tehdit ettiği, küfürler savurduğu Sena Nur Damgacı da konuştu ve annesiyle birlikte yolculuk yaparken tehditler savurduğunu, o saldırganın ve küfürler ettiğini söylemişti ve bıçağı da savurduğunu ifade etti ve tekvandocuyum, kendime güvendim ama o sırada çok korktuk ifadelerini kullandı. Ama dediğim gibi görüntüleri pek çok kez izledim ben. Sizin de gördüğünüz gibi Sena Nur oldukça soğukkanlı bir şekilde davranıyor ve bir şekilde de bu saldırıyı da bertaraf etmiş oldu. Dediğim gibi bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü, maalesef ki bugünün arefesine çok vahim görüntülerle girdik. Türkiye'de son 10 yılda 2534 kadın cinayeti işlendiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum ama neyse ki saldırgan böyle bir eylemde bulunamadı. Tekrar etmekte fayda var. Dün akşam saatlerinde Kadıköy Tavşantepe metrosunda bir saldırgan elindeki bıçakla kadına tehditler savurmuştu ve bıçağı da savurmuştu. O saldırgan Emrah Yılmaz'ın 23 suç kaydı bulunuyor. Şu sıralarda da aslında dediğim gibi operasyon düzenlenmişti gece saatlerinde. Gece saatlerinden beri hemen arkada gördüğünüz Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde oradaki işlemleri devam ediyor. Yaklaşık 10 dakika sonra da Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Hülya Hökenek. Teşekkür ediyorum. Ozan bize aktardı. İstanbul'un göbeğinde oluyor bu olay. Ama bir sokakta değil, bir apartmanın önünde değil, bir köşe başında değil. Yani içinde onlarca kişinin olduğu bir metroda oluyor. Ve kadınlar gerçekten ölümle burun buruna geliyorlar. Ya akıl almaz bir olay. Kadıköy Tavşantepe metrosundan bahsediyorum. Burada yaşanıyor. İşte bir erkek ve elinde bıçakla bir kadına tehditler savuruyor. Küfür ediyor, hakaretler ediyor. Şimdi bu infial yaratan olayın bir mağduru var. Sena Nur Damgacı metroda yaşananları anlattı. Bir bakalım. Aslında orada cilbaplı bir hanımefendi oturuyordu. Peçesi, yani maskesi buraya kadar kapalıydı. Hani burnu çok hafif açıktaydı. En başta kadına o yüzden bir laf söyledi, söylenmeye başladı. Biz çok aldırış etmedik, çok müdahale etmedik duruma. Sizin yanınızda mı oturuyordu? Hemen karşı tarafımda oturuyordu. Kadının cildi yaraydı. Dedi ki hani cildim yara, kusura bakmayın, özür dilerim. Hani maskeyi birazcık indirmem, hava alması gerekiyor, kusura bakmayın diye izah etmesine rağmen adam sataşmaya devam etti. Ayağa kalkıp bağırmaya, üstünü yürümeye ve küfürler, ağır laflar söylemeye başladı.
Sonrasında ben kadına bağıramayacağını, öyle laflar söyleyemeyeceğini söyledim. Sonrasında zaten direkt bana saldırdı. Direkt orada bir arbede yaşandığı tekmeler, itişler, kakışlar. Size vurdu mu? Tabii. Yani çok gelmedi. Çünkü hani araya birileri girdi, insanlar tutmaya çalıştı. Hani şu an medyada yayınlanan yerlerde insanların hiçbir şey yapmadığı zannediliyor ama aslında öyle bir durum yok. İnsanlar bıçak çıkmadan önce herkes müdahale etmeye çalıştı. Bir sürü kişi arkadan gelip yardım etmeye çalıştı ama bıçağı çıkardığınızda koskocaman bir ekmek bıçağı var ve o metronun içerisinde çıkıyor. Araya annem girdi, annemi aldı, savurdu, fırlattı. Orayı görünce ben zaten çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca da arkadan diğer insanlar gelirken adam ekmek bıçağını çıkardı. Orada hiçbir şey yapamadım. Çünkü bıçaktı. Hı. Yani ben normalde kickboksçuyum. Bir şeylere güveniyordum. Ama herhangi bir malzemenin karşısında, herhangi bir şeyin karşısında hiçbir şey yapamayacağımı gördüm. Benim için çok kötü bir histi, çok kötü bir durumdu. Tek yapacağım annemi korumaktı ve inşallah saplamaz dedim. Allah kurtardı ya. Şansımıza tamamıyla şans eseri kurtulduk. Şimdi şöyle bir şey var, yani Allah kurtardı ve şans eseri kurtulduk. Gerçekten böyle, böyle fabrikasyon gibiler. Yani böyle her yerde karşımıza çıkıyorlar, ürüyorlar. Erkek demiyorum, adam demiyorum, cani diyorum, vahşi diyorum onlara. Böyle iki ayaklı canlılar. Şimdi bu metroda bıçakla tehditler savurup giden Emrah Yılmaz gerçekten ilk değil. Yani yaşıyoruz zaten bunları. Korkarak yaşıyoruz ve korku çok gayrimeşru bir duygu. Yani gerçekten içimizde, özellikle biz kadınların beslememesi gerek bu duyguyu ama zorundayız. Çünkü bu ilk değil, sürekli yaşıyoruz. Yani kanun ulu orta bıçakla tehdit ve küfürlere bir yaptırım öngörüyor mu? Öngörüyorsa nasıl bir yaptırım öngörüyor? Bunun benzerleri gibi sokağa çıkabilir mi? Şimdi 23 tane suç kaydı var. 23 tane suç kaydı olması şimdi verilecek olan karara etki eder mi? Yani sorular çok fazla ama her şeyden öte. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Sözer'le konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz gün ortasına. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi ama her şeyden öte şu var. Metro saldırganı ne ceza alır sorusunu editörüm oraya yazmış. Biz kadınların ne ceza alır diye bir soru sormadığını içimizde onu biliyoruz. Bu saldırgan bırakılır mı diye bir soru soruyoruz. Çünkü niye? Biliyoruz. Bunları yaşıyoruz. Hocam fabrikasyon gibi. Siz önce şuna ne olur cevap verin. Ya bu görüntüleri verelim biz. Üzerine siz konuşun. 23 tane suç kaydı var. Ya bunun bu adam ortalıkta dolaşıyor. Peki böyle bir adam ortalıkta dolaşıyorsa, 23 suç kaydı olan bir adam ortalıkta dolaşıyorsa, yüzlercesi var sokakta demek ki. Fabrikasyon gibi. Bu nasıl oluyor? Bunu anlatır mısınız öncelikle? Dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kanunla bu suçlar dahil pek çok şiddet suçlunun izin adı altındaki affı bir yıl daha uzatılabileceği öngörüldü. Hı. Yani biz yani iki yıl önce çıkan bu izin altındaki af kanunuyla herkes böyle serbest bırakıldı zaten. Evet. Biz ne ceza alır diye sormak yerine alınan cezalar niye infaz edilmiyor? Onu sormamız gerekir. Bir de başka bir şey var. Biz zannediyoruz ki yani kadına karşı şiddet ve ölüme varan cinayetler hep bu şekilde, hani 23 suç kaydı olan, işte tavırlarını da görüyorsunuz, biraz olağan dışı, anormal kişiler tarafından işleniyor. Hayır, kadınlara karşı öldürme suçları çok da iyi meslekleri olan, boşanmak üzere olduğu eşlerine karşı işleniyor, çocukların önünde işleniyor. Dolayısıyla ki onlara ağırlaşmış müebbet hapis cezası veriliyor veya işte böyle bir olay olduğunda, işte tehdit, hakaret gibi pek çok suçlar olduğunda 10 yıla kadar hapis cezaları var, bunlar veriliyor. Asıl soru şurada, ne ceza alır değil, niye bırakıyoruz? Ben de onu niye sordum. Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz kadınların aklındaki soru bu. Vallahi erkekleri bilmem, umurumda da değil hocam. Yani gerçekten. Ama aklımızdaki soru şu. Ya ben korkarak yürüyorum.
Çok net söylüyorum. Yani dışarı çıktığımda. Çünkü artık arkanızı kollamak durumundasınız sürekli. Arkadan bir saldırgan gelir mi? Ya bir sapık gelir mi? Bir de tanımıyor yani. Tanımadığı insanlara böyle saldıranları görüyoruz işte. Şimdi şöyle. Geçen günde. Tabii. Bir olay oldu. Fakat yine altını çiziyorum. Geçerken akıl hastası mı değil mi? Biz yıllar önce ceza kanununda yazılmış. Yüksek güvenlikli akıl hastaneleri kurulacak diye. Bugüne kadar o hastaneler kurulmadı. Ve bu kişilerin tehlike hali olduğu tespit edilse bile bu kişiler bu tür güvenlikli hastanelere konulmuyor. Hep olaylar olduktan sonra kanunlara soruyoruz. Yani kanunların kendisi maddeler ortaya çıkıp insanları cezalandırıp korumazlar. Onları uygulayan ve cezaları infaz eden kurumlar var. Bizim sormamız gereken soru ve sadece bunlar değil. Acaba neden bu cezaları infaz ediyoruz? Yani şimdi suç kaydıyla ne demek istediği bilmiyoruz ama belki sabıkalı muhtemelen. Nasıl oluyor da dışarıda? Yani bu söylenen... Şimdi hocam 23 tane işte zaman. Suç kaydı olan biri dışarıdaysa... Ya benim aklıma şu geliyor neden, işte. Ben nedenini söyledim. Bir yüzlercesi vardır dışarıda o zaman. Nedenini söyledim size. Evet. Yani Türkiye'de şiddet suçları, bu tür suçlar... yani bazılarının cezaları... Hiç infaz edilmiyor. Yani cezaevine girmeden serbest bırakılıyor 5 yıla kadar olan hapis cezaları. Biz sürekli olarak cezaevlerini bir doldur boşalt sistemine göre uygulayan ve etkin infaz kurumu olarak yapmayan bir sistem içerisindeyiz. Biz bu kapalı aflara bu şekilde devam ettiğimiz sürece yani bunların herhangi bir önleyici veya caydırıcı etkisi olmayacaktır ki. Adem hocam size bir şey sormak isterim. Bu görüntüleri izlediniz. Dünden beri dönüyor sosyal medyada. Ya bu görüntünün hukuktaki karşılığı nedir? Bu görüntünün hukuktaki karşılığı 10 yıla kadar hapis cezası olur. Peki önemli olan soru şu. Bu cezayı verdiniz. Evet. Veya 7 yıl verdiniz ki bunlar önemli cezalar. Yani Avrupa'da verilebilecek en yüksek. Peki siz bunu infaz ediyor musunuz? Hayır, infaz etmiyorsunuz tabii. Türkiye'de tabii. Bakın bu nedenle serbest bırakılıyor. Şimdi boşanmış erkek veya boşanma davası süren erkek afla çıkıyor, geliyor boşandığı eşini veya boşanmakta üzere olduğu eşini öldürüyor. Biz İstanbul Sözleşmesi'ne göre ona haber verdik mi? Çünkü İstanbul Sözleşmesi diyor ki böyle durumlarda haber ver. Biz bu olayı bütünüyle görmemiz lazım. Bilmiyorum, hocam İstanbul Sözleşmesi iptal ediliyor. Ceza yaptırımlar yaptırılamayan yani ceza yaptırımlar tırnak içinde söylüyorum ortada. Bir taraftan bu çıkan haberler bunlardan aldığı cesaretle işte bir şekilde böyle kendilerinin serbest kalacağını da düşünüyorlar. Çünkü biliyorlar ki bir şey olmayacak. Bu kadar. Yanına kar kalmaması gerekiyor. İşte bu kadar. Kar kalmaması gerekiyor. Yanına kar kalmaması için de biz sürekli yanlış mesajlar veriyoruz. İstanbul Sözleşmesi şudur budur. Tartışabilirsiniz bu konu. Ama İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddetin önlenmesi bakımından bizim şehrimizin ismini verdiğimiz şey. Bu hiçbir şey olmadan yani bir gece yarısı yürürlükten kaldırırsa siz nasıl bir mesaj veriyorsunuz ya, o zaman şiddet uygulayanlara? Tabii. Siz sürekli olarak yani adı af kanunu olmayan af kanunları. İşte bu saldırgan şimdi bir taraftan da bu saldırgan yani iki bacağı iki ayağı olan canlı çıktı adliye sevk ediliyor. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Ozan da hattı mı Arzu? Tamam Ozan bize anlatsın. Adem hocam Hülya, da dursun Hülya üzerine Kenek, konuşacağız. Akşam saatlerinde. Hülya Kenek, evet saldırgan şu an ayrılıyor emniyetten. Dün akşam saatlerinde Kadıköy Tavşantepe metrosunda bir kadına tehditler savurup, küfürler savurup aslında bıçak savurmuştu saldırgan ve dün akşam saatlerinde yaşanmıştı bu olay ve sosyal medyada yayınlandıktan sonra da infial yaratmıştı. Gece saatlerinde saldırganın adresi belirlendi ve saatleri 2.30 gösterdiğinde ikamet ettiği Maltepe'deki adresine baskın yapıldı ve saldırgan kıskıvrak yakalandı. İşlemleri devam ediyordu emniyette. Emniyetteki işlemleri yaklaşık birkaç dakika öncesinde tamamlandı ve gördüğünüz gibi yaklaşık 30 saniye öncesinde de buradaki işlemleri tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne doğru yola çıktı. Orada da savcı karşısına çıkacak derim. Sözü tekrardan sana bırakalım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Ozan. Sağ olasın. Ozan da bize aktardı. Bir taraftan Adem hocamı da göreyim. Yani hocam, muhtemelen evet. Tutuklama kararı verilir vesaire ama
Yani biz bunu yani bir şey yani bütün toplumun dikkati şimdi burada. Hani bununla insanlar bir hani tatmin olacaklar. Bunun hiçbir önemi yok. Biz asıl soruna dikkatimizi çekmeliyiz. Dün akşam o kanun çıktı. Hiç kimse soruyor mu ki? Ya siz bütün bu şiddet suçlarına sürekli olarak affediyorsunuz. Bunların herhangi bir denetimi var mı? Tabii. Bu süre içerisinde kaç tekrar suç işlenmiş? Bunun hem yani bunun hesabı sorulmuyor ki. Dolayısıyla biz tek bir olay üzerine hani infiale kapılıp ondan sonra o kişi tutuklanıyor, ceza alıyor vesaire. Tamam, bitti. O gün öyle geçiyor. O gün ama öyle geçiyor. Her gün, bakın, son günlerde kaç tane kadına yönelik cinayet işlendi. Tabii. Bizim sistemli olarak sormamız gereken şey şu. Neden yanına çar kalıyor? Çünkü doğru. Bu soru doğru. Bu sorunun cevabı da belli. Sorunun cevabı da belli. Onun cevabını da siz vereceksiniz. Bir hukukçu olarak. Evet. Bütün partilerin oy birliğiyle çıktı dün akşam bu izin uzatma kanunu. Çünkü herkes popülizm yapma koşuna gidiyor. Evet. Herkes yani 3-5 oy gelecek hesabını yapıyor burada. Asıl burada bu popülizmi yapanlara sormak lazım. Ve bu sorular aslında Adalet Bakanlığı'na sormak lazım. İşte hayır, yok tamam sorarız. Abdülhamit Bey'e de soruyoruz. Buradan Abdülhamit Bey'e de soruyoruz. Ama dediğiniz doğru bir şey var. Yani ne yazık ki siyaset böyle bir şey işte. Ya biz burada haber tartışma masalarını kuruyoruz. Şey bu haber tartışma masalarını yönetiyoruz. Ve her partiden konuk alıyoruz. Ya da her partiye yakın onun fikri takibini yapan, böyle o ideolojiye daha yakın duran gazetecileri zaman zaman alıyoruz burada. Programlar yapıyoruz. Dediğiniz doğru. Birçok partinin oyuyla ama İstanbul Sözleşmesi meselesine gelince karşı karşıya gelebiliyorlar. Ne farkı var beşinci bunun? Yargı bunun paketi ne farkı var? Tabii. Beşinci yargı paketi çıktı. Yine yeni çıktı. Orada bütün kadın örgütleri haklı olarak şu endişelerini dile getiriyorlar. Diyorlar ki bakın bir de adı zaten çocuk teslimi olması bile çocuğa bakış açısının nasıl olduğunu görüyor. Gösteriyor, çocuk teslimi tabii. Yani kişisel ilişki kuracak annesi babasıyla tabii. Çocuk. Sağlıklı bir ortamda tamam Adalet Bakanlığı'nda iyi niyetli bir şeyler başladı. Ama herkes diyor ki ya şimdi daha önce tabii ki polis gidiyor icra yoluyla olunca. Polis niye var orada, kolluk niye var? Çünkü bu tür tartışmalarda genellikle değil hemen her olayda kadına yönelik bir şiddet uygulanmakta. Kolluk olduğunda bu şiddet engelleniyor. Şimdi evet, şimdi şöyle bir şey Adem Hocam, şöyle yani bu ceza yok algısı öyle bir algı ki bu toplumun iliklerine kadar işlemiş bir algı. Özellikle kadınlar nezdinde. Yani ceza yok algısı var. Bende bu böyle bir algı var. O bir. İkincisi ya bu her gün yüzlerce binlerce kadının kullandığı bir metro hattından bahsediyoruz. İşte bir taraftan bakıyorum. Ben de hem oradan ekrandan hem de burada bilgisayarımdan da görüntülere bakıyorum. İnsanlar tabii o metroda müdahale de etmemişler. Korkuyorlar. Bir Kadir Şeker vakası vardı biliyorsunuz. O Kadir Şeker de dün TT oldu. Evet, bir onunla ilgili böyle kısa bir şey söyleyelim. Bir ikincisi de çok böyle merak ettiğim metrodaki bu bir açık yani güvenlik açığı da araştırılmalı. Kocaman böyle bir ekmek bıçağıyla geliyor ya da bilmem ne bıçağıysa o bıçakla içeri girebiliyor değil mi? Bir de o. Kısaca şöyle bir dakika içinde toparlarsanız. Şimdi bu tür durumlarda buradan özellikle Yargıtay'ımıza da sesleniyorum. Meşru savunmayı çok dar uyguluyor Yargıtay'ımız. Şimdi şurada bir saldırı var. Saldırı aslında başlamış. Ve devam etmesi kuvvetli muhtemel. Bu tür durumlarda herkesin bu saldırıya karşı savunma hakkı var. Sadece kendisini değil, başkasını da savunma hakkı var. Değil mi? Ben tabii Kadir Şeker dosyasını incelemedim. Ama ne olursa olsun bir savunma davranışı içinde bulunan kişi başkasını davranıyorsa sadece kendini veya başkasını değil tüm hukuk düzenini savunuyor peki demektir. Şimdi burada bu saldırgan başlatırken oradaki özel güvenlik görevlisi veya işte birisi ruhsatlı silahla çekip silahını ateş etse, bu kişinin saldırısını engellese, burada meşru savunmanın koşulları oluşturulmuştur. Ancak sizin dediğiniz gibi başka bir algı daha oluşturuldu. Sanki bu durumlarda meşru savunmayı yapan cezalandırılacakmış gibi. O yüzden hani kadın için eşitlik grubu var, çok güzel bir sloganı var. Kanunlara dokunma, uygula. Evet, kanunları doğru ve etkin olarak uygulayalım. Kanunları öyle uygulayalım ki
kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Peki. Bunu uygulayalım. O yüzden de sürekli kapalı aflarla bir taraftan bunları afları uygulayarak etkisizleştirme yapmamalıyız. Peki, metrodaki güvenlik açığı da bir şekilde araştırılmalı. O da önemli. Evet, bu insanlar yani ellerinde bıçakla falan öyle normal bir şeyle de değil giriyorlar. O da önemli. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Adem Sözler, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Bizim soracağımız soru net aslında. Yani metro saldırganı bırakılır mı? Kadınların merak ettiği tek soru bu. Ve cezai yaptırımlar elbette. Ama ceza yok algısı gerçekten. Özellikle biz kadınlarda bu toplumun iliklerine kadar işlemiş. Yani kadınların iliklerine kadar işlemiş bir algı. Ne yazık ki böyle.